ülkeden 7300 dolayında yayıncının katılacağı kitap fuarını 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Alman Yayıncılar Birliği'nin geleneksel olarak her yıl verdiği barış ödülünü ise bu yıl İtalyan yazar Claudia Magris'e verilecek. Bu yıl 61. kez kapılarını açan Frankfurt Kitap Fuarı geçen sene Türkiye'yi onur konuğu etmişti. Bundan dolayı bu sene Türk standlarına bir ilginin büyük olacağı bekleniyor. En büyük faydalarından bir tanesi yayıncıların ve ajansların kendi edebiyatımızı doğrudan tanıtma imkanını bu kadar geniş olarak bulması oldu. Çünkü biz dikkat ediyoruz. Özellikle batıdaki yayıncılar birbirlerinin listesine bakıyorlar. Mesela Fransızlar Almanlardan, Almanlar İngilizlerden alıyor. Ve eğer onlara girmenin de belli koşulları vardı açıkçası. Belli önyargıları tekrarlamak. Geçen sene bir sürü yayıncı gelince herkes kendi farklı bakışı, farklı yazarı, farklı meraklarıyla gelince çok iyi oldu gerçekten. Yazarlarımızın gelmesi çok iyi oldu. Hep zaten siz de takip etmişsinizdir. Alman basına şaşırtıcı diye çıktı. İşte hiç tahmin etmezdim Türkiye'de böyle bir yazar olacağını. Hiç tahmin etmezdim böyle bir yazarın ödüllü bir yazar olabileceğini. Marjinal olmasını bekleyecekleri bir insan çok önemli bir ödül almış. Bunlar çok yansıdı. Ve dolayısıyla hakikaten yüzlerce kitabın kontratları yapıldı. Çevrilen edebiyatlardan biridir. Mesela her bir klasik Alman eserinin birkaç çevirisi vardır. Bir değil birkaç çevirisi vardır. Yani Türkiye'de okur, yazar, edebiyata meraklı insanlar Alman edebiyatının bütün klasiklerini ve hatta yeni yazar